Arkadaşlar selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda bekarlığa veda partisi yapıyoruz. Kendi abilerimiz ve arkadaşlarımız içerisinde evlenen abilerimizin düğününden bir hafta 10 gün öncesinden yapmış olduğumuz bir etkinlik bulunuyor. Kendi aramızda bir adet. İşte 30-40 kişi bir araya gelerek güzel akşamda birlikte oluyoruz. Sohbet, muhabbet, tabii ki müzik de eksik olmuyor. Bu akşam bunu aktaracağım sizlere. Bir de tabii devralacağım bir bayrak olacak. Bu bayrak da evlenen kişi, ondan sonra evlenecek olan sıradaki kişiye bayrağı veriyor. Bu da bu seferki dönemde bana denk geldi. Bakalım nasıl bir akşam bizi bekliyor. Hep beraber izleyip öğreneceğiz. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Değerli arkadaşlar, 35 yılın sonunda muradına eren Sayın Fikri Özdemir hocamıza şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Düğünde kimse kaçmasın. Burada yeme içme var, orada da görev var. Açılış konuşmasını yapmak üzere mikrofonu Tuncay Enişte'ye vereceğim alkışlarla. Evet arkadaşlar, bu kaçıncısı oldu sayamadık ama yıllardır güzel bir alışkanlık. 18 seneyi geçti demek ki ortalaması. Güzel bir gelinlik devam ettiriyoruz. Bundan sonra bir tane arkadaşımız kaldı, sırada orada adam verin ki var. Bundan sonra arkadaş grubu bitti. Bundan sonra evlatlara bakıyoruz. Fikri kardeşim, gel bakalım arkadaşlara son neler söylemek istersin? Kıymetli büyüklerim, değerli arkadaşlarım, hepiniz bu gecemize hoş geldiniz. Tabii ki bayrak zekayiden bayrağı almak kolay değil diye. En sonunda aldık. Ben onu 3 yıl boyunca sakladım. Zekai hocamızın böyle burasından çarpmıştım bunu. Bayrak olarak bunu vermişti bana. Şimdi ben bu bayrağı alkışlarınızla Cafer kardeşime vermek istiyorum alkışlarla. Evet kardeşim, inşallah kısa süre, tabii ben Zekai hocadan aldım, biraz uzun sürdü ama seninki kısa sürecek gibi inşallah. Şimdi de sana başarılar diliyorum. Ben Cafer'e veriyorum şimdi mikrofonu. Evet, ben de teşekkür ederim abi, inşallah sana da mutluluklar. Vallahi ben de bu bayrağı çok tutmayı düşünmüyorum inşallah, hayırlısıyla. Ahmet Zeki Çile ya da Yıldıray, Emre, hangisine denk gelirse, nasip olursa bayrağı devredeceğim. Ben de tüm herkese sevgiler sunuyorum, sağ olun. Bravo, Cafer! Hadi afiyet olsun. Artık nasıl sallayacaksın abi, bekliyorum. Sen sallayalım mı? Salla abi. Sen yapma bir tek. Abi ne içiyorsun diye sormadın. Oo Hamza abi, hoş geldin. Ne içiyorsun diye sorsana. Ne içiyorsun abi? Ben. Adem. Oğlum, bak sataşmalar başladı, hadi bakayım. Adem, geldiğinden beri bekliyorsun ya. Açıyor oğlum. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Abi afiyet olsun. Aç karnımızı doyuruyoruz. Şunu yapmayın da bir şey atıyorlar abi. Ha buradan değil mi abi? Aynen öyle. Hava saldırısı var orada. Çakallar da oraya gel. İyi hocam, nasıl yön bir görelim. Ooo afiyet olsun Osman hocam. Kameraya oynuyor ya. Haberi yokmuş ki, bak. Haberi yokmuş gibi çeksen de. Hadi Osman hocam. Ooo. Afiyet olsun Osman hocam. Burada ne var? Burada tabii her zamanki gibi ağırbaşlar. Burada kim varmış? Selamun aleyküm. Burası da ağır tayfa. Milletleri gözüm alıyor Cafer. Kısarız abi. Sen mi gel Cafer? Kısarız. AliExpress sağ olsun. Muhtemelen de kargosu. China Post. Burası da bizim ekip. Başkan geldi, büyük başkan. Başkanım merhabalar. Merhaba. Merhabana merhaba kardeş. Abi müziği aç hocam bak. Valla bak abi, bir tane şurayı bırakarsana. Duymuyor ki zaten. Başka yemeyen var. Ben yemedim hiç. Burayı bir tane. Ben şimdi balığımı çok güzel bir şekilde ölümsüzleştireceğim. Çık. Dar bu. Ben bakarım. Uzun bekleyiş sunucu balığım geldi. Millet yedi, ben aç kaldım. Evet.
şimdi. Evet Cafer Bey, balığınız geldi. Aa, çok heyecanlı şu an. Balık öncesi hazırlıklarımızı yapmanız lazım. Evet Birol hocam, birkaç kelime alalım sizden. Hocam. Hocam bugün güzel bir günde toplandık. Duygu ve düşünceleriniz? Valla bugün yola çıkan kardeşimizin bekarlığa veda geldik. Allah ona da mutluluklar versin inşallah. Amin. Evet hocam, sendeyiz. Siz de bekarsınız. Evet, bekarlık bir yere kadar sürdürülecek. Bekar evlenmek ister. Sevgi, saygı çerçevesinde. Ömür boyu hayatı anlamlı kılalım demektir. Evet. Hocamız, dostumuz, arkadaşımız, yolun kurması. Muradına ermesini bekliyorduk. Bize çok laf söylüyordu. İşte evden çıkamazsınız siz. Gece gelemezsiniz siz. 1 Temmuz sonrası göreceğiz. Değil mi? 1 Temmuz sonrası. Kıkıldık. 11'lerde 12'lerde arayacağız. Kardeşimiz çarşıya iniyoruz. Evet, geliyor musun? Doğru mudur? Doğru mudur hocam? Hocam doğru mudur? Hocam siz bana cevap verir misiniz? Doğru mudur? Çiftlerin böyle bir şey ayı. 1 Ekim'e kadar, hatta bırak bu seneyi bitirelim. Evet bu sene bitti. Ha, rahatsınız. Sene çağırmıyoruz. Bu sene rahatsınız Fikri Bey. 1 Ocak 2019 itibariyle mevzuyu göreceğiz. İsmail abi, bu atışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi belki de işlerinden tecrübeli benim bu konuda. Fikri hocam artık hayatın gerçekleriyle yüzleşmek durumunda. Bundan bir kaçış yok bu saatten sonra da. Allah mesut etsin diyorum kendisine. Cafer Yalçın. Balık çok güzel. Şu an balık yemekte. Nefis. Evet Sefa'cığım, afiyet olsun. Damat bey geldi. Akşam yemeğini yedin, gene yiyorsun bakıyorum. Ne yapalım ne yapalım ya, iklim işte. Evet görüyorsunuz. Evlilerin halini görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Şöyle alak. Evet Zekai hocam, geç geldiniz, bir geldiniz. Ağır toplar geç gelir derler ya. Biraz kilo aldık bu aralar, Allah aşkına konuşun, geç geldim. Evet arkadaşlar, bugün Cafer'e bayrağı devrettik. Bayrağı aldın, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Nihayet senden sıra geldi yani. Yani biz de geç aldık biliyorsunuz, Zekai hocamız hep sebep oluşturdu. Ama bizim böyle geç kalmamıza sebep olan Zekai hocamızdı. Yan masaya sataştı. Evet. Abla abi ne diyorsun bu konu hakkında? Bizim hayata geç kalmamızda Zekai hocamıza biz suç atmıştık ama Abdullah ben bayrağı geç aldım diyor. Evet maalesef. Doğru. Evlendiğim için. Kızım o, duyamadım. Hüseyin hocamız burada. Tecrübe ağabeyi. Yalvardı bu kardeşim. Evlen, evlen Zekai. Şimdi tüy bitsin. İlk gelen. Zar zor onu evlendirdik. Şimdi Hüseyin şey hocam. Mikrofonu hocam. Ben mikrofonu konuşalım. Ben mikrofonlardan çok uzağım artık. Mikrofonları söyle evet. Bu akşam aramızda tabii. Yurt dışından yeni gelmiş Halim abimiz var. Dur bakayım Mesut, sağlam mı? Biz bayrağı geç aldık. Tabii geç almamızda en önemli sebeplerden biri de Adem abiydi. Tamam. Duygu ve düşüncelerim. Sana mutluluklar diliyorum. Bülent Güler abimiz var yanımızda. Göztepe giymiş bugün. Kabak deyince akla ilk gelen isim. Ümit Erdoğan restoran. 5 kabak deyince aklıma hep Ümit abi gelir. Birol hocamız burada. Senden de birkaç kelime alalım. İşim bayağı bir zor yani. Bekarlığa benzemiyor evlilik. Bayağı dertli hocamız. Yakup abimiz yanımızda. Yakup abimizden de birkaç kelime alalım. Hayırlı olsun kardeşim. Yanımızda Trabzon Marlı. Manav abimiz, Ferhat abimiz var. Kardeşim, Allah sana uzun ömürler versin. Ben Demir Han var. Yeraltı Kafe'nin ünlü işletmecisi 15 yıl önce. Valla Fikri kardeşim sorun Zekai Hoca olacak diye çok üzüldüm. Bu arada Cafer arkadaşımız da Ekim'de mi? Evlilik. Evlilikse Ekim'e. Mustafa. Senden bahsediyor oğlum. Bekarlı Sultan derler ya. Şu an ciddi konuşmak sana. Benim çünkü arkadaşlar üzerinde bana baskı yapacak. Bak kardeşini aldım öğütler ver. Otomatik bir tane araba alırım ya. Peki abi arabayı da kasko yaptırayım mı? Şimdi ya, bak. Gerek yok. Bir tek Allah'a bağlı lan. Ömer Mümin Hatlar'a abimiz var. Kele var lan. Tabii. Nam-ı değer Kele var abimiz. Hüseyin hocamız var aramızda. Konuştum mu hocam size? Ben ne yaptım biliyorum hocam ben. Geçen abi. Şu anda özgürsün de. Bir hafta sonra köleliğe hoş geldin. Sen köle misin? İnsan neyi yaşarsa onu başkasına söylermiş. En kral erkek bile karısının kölesidir. Bitti. Nokta. Arkadaşlar oylamaya sunuyorum. Kabul edenler? Ekliyoruz. Bak. Kaç tane? Biz çift sıfır. Sen niye kaldırıyorsun hoca? Kabul etmeyenler? Etmedik. Oh.
çokluğuyla reddedilmiştir. Hoca tek kaldım bak. Demokrasi konuşuyor hocam. Hanımları yanında yok da biz öyle konuşuyor. Bak pazar günde yaptırırsın bana bak. Yapalım. Yapalım. Herkese hanım yanında. Tamam arkadaşlar, o zaman bir dakika şöyle bir şey yapacağız. Bir akşam da eşlerimize böyle bir yemek yapalım. Ben gelmem. Temel evlenmiş, evliliklerin ilk günü güzel bir kahvaltı hazırlamış, tepsiye koymuş, yatağa getirmiş. Aa hayatım demiş, ne güzel demiş bu kahvaltı, ne güzel hazırladım, çok teşekkür ederim. Her sabah böyle isterim demiş.